Kayseri'de konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği'ne üyeliğin bir kara sevdaya ya da özenti olmadığını söyledi. Kaymakçı, çıkarlarımızın ve egemenlik haklarımızın en üst düzeyde korunması meselesidir dedi. İl-il AB buluşmaları toplantısının 9.sü Kayseri'de gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda düzenlenen programa Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı'nın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı. Programda konuşan Kaymakçı, Türkiye'nin coğrafyası, ekonomisi, sanatı ve sporuyla bir Avrupa ülkesi olduğunu söyledi. Eğer Avrupa ülkesi olup Avrupa Birliği içerisinde olmazsanız diplomalarınızın denkliğini kimse tanımayabilir diyen Kaymakçı, Türkiye'de 4.2 milyon insanın geçici koruma altında olduğunu, bu durumun ağır bir sorumluluk getirdiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin göç konusunda verdiği üçüncü sözü de tutmadığını dile getiren Kaymakçı, ayrıca Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin engellemesiyle Türkiye'nin Avrupa Savunma Ajansı'na dahil edilmediğini belirtti. Avrupa Birliği ile bu konuda bir anlaşmamız var idi. Biz iki söz verdik. Düzensiz göçü engelleyeceğiz. Buna rağmen hala Yunan adalarına geçmiş yasa dışı göçmenler varsa bunları da geri alırız demiştik ve biz bu iki sözümüzü tuttuk Mart 2020'ye kadar özellikle. Avrupa Birliği ise dört söz vermişti. Bu dört sözden maalesef sadece bir buçuğunu Avrupa Birliği tuttu. Birincisi bu birebir anlaşması dediğimiz, yani bizi Yunan adalarından geri kabul ettiğimiz kişiler karşılığı Avrupa Birliği de Türkiye'den bir Suriyeli alacaktı. Aşağı yukarı bizim kabul ettiğimiz 2140 kişi bu süreçte, Avrupa Birliği de bunun karşılığında 34 bin civarında Suriyeli ülkemizden aldı. Yani birebir de AB sözünü tuttu. Ama 34 bin bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü 34 bin nerede? 3.7 milyon Suriyeli nerede? Dolayısıyla burada adil bir yük paylaşımı yok. İkincisi, Avrupa Birliği'nin verdiği söz 3+3 6 milyar avro 2018 yılına kadar diye. Biz de bunu 2018'e kadar harcanacak şeklinde anlamak istedik. Ama Avrupa Birliği bunu tahsis edecek şekilde yorumluyor. Ve bu 6 milyarın sadece bugün itibariyle 4.1 milyar harcanmış durumda. Avrupa Birliği bu arada 3. milyar daha söz verdi. Tabii bu kaynak Türkiye değil, Türkiye'deki Suriyelilere. Bunu hep hatırlatıyoruz. Hele hele Türkiye'nin bugüne kadar karşılamak zorunda kaldığı göç maliyetinin aşağı yukarı 45 milyar avro olduğunu düşünürseniz, koskoca 450 milyonluk Avrupa Birliği, ki milli geliri bizim 4 katımız, ortalamamız, yani katkısı toplamda 9 milyar avro olacak. Biz Türkiye olarak tek başımıza bu işin bize maliyeti en az 45 milyar avroyu bulmuş durumda. Avrupa Birliği üçüncü bir söz vermişti. Eğer bu göç anlaşması başarılı olursa gönüllü insani kabul programı başlatıp üye ülkeler Türkiye'den gönüllü olarak yılda 54 bin ila 72 bin civarında Suriye'ye alacaktı. Bunu 2 yıl müzakere ettik. Metinde anlaştık ama hiç yürürlüğe girmedi. Çünkü bazı AB üye ülkeleri bir kişi dahi almak istemediler. Dolayısıyla göç konusunda bu üçüncü sözde tutulmamış oldu. Dördüncü söz, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın yerlerde koşulları iyileştirmek ve güvenli dönüşleri sağlamak için Türkiye, Avrupa Birliği ve AB üyesi ülkeler birlikte çalışacaklardı. Dolayısıyla Avrupa Birliği bizim özellikle Suriye'nin kuzeyine düzenlemiş olduğu harekatları anlamadı. Anlamadığı gibi bunlara karşı tavır aldı. Ve maalesef bizimle işbirliği yapılmadı Suriye'nin kuzeyinde. Ve bütün yük bize bırakıldı. Yani Türkiye 3.7 milyon Suriyeliyle bir taraftan Türkiye'de mücadele ederken, onlara destek olmaya çalışırken, bir taraftan da Suriye'nin içinde 5.5 milyon Suriyeli destek olmaya çalışıyor ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmesini sağlıyor. Güvenlik önemli bir konu Türkiye-AB ilişkilerinde. Ancak maalesef yine Yunanistan'ın ve
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin engellemesiyle Türkiye Avrupa Savunma Ajansı'na maalesef dahil edilemedi 2004 yılından bu yana. Yine Türkiye Avrupa Birliği'yle bir güvenlik anlaşması imzalayamadı. Bunlar olmuş olsaydı veya Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmuş olsaydı sanıyorum bugün çok daha güçlü bir Avrupa Birliği, çok daha güçlü bir NATO'dan söz ediyor olacaktı. Ve muhtemelen NATO ve Avrupa Birliği birlikte hareket edecekti. Ve hatta belki NATO Avrupa Birliği'nin ordusu haline gelecekti. Yani Türkiye'nin de AB üyesi olduğu bir AB'den bahsediyor. Ve böyle bir yapı karşısında ben sanıyorum ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı bu savaş engellenebilirdi. Çünkü burada önemli olan caydırıcılık. Şu anda ne Avrupa Birliği ne NATO böyle bir saldırıya karşı caydırıcı rol oynayamadı, oynayamıyor. Yani bunu ancak NATO ve Avrupa Birliği ortak hareket edebilirse, yani siyasi ve ekonomik güç aynı zamanda askeri bir güce de dönüştürebilirse o zaman bir caydırıcılık söz konusu olabilir.